Bir anı, bir hikaye. Sultan II. Abdülhamit Han'ın hatıra defteri. 47. bölüm. Abdülhamit Han, Beylerbeyi Sarayı'nda 1917 senesi Mart ayında, yani ölümünden 11 ay önce kendisinin söyleyip musahibinin kaydettiği hatıra defterinde Osmanlı Rus Harbi yani 93 Harbi'ni şöyle bir neler geçtiği hususunun özetini yapıyor. Ordunun durumu çok iyiydi, orduya verdiğimiz emekler boşa gitmedi. Diyor ki tahta çıktıktan sonra ordunun birikmiş maaşlarını Abdülhamit Han subaylarının birikmiş maaşlarını Abdülhamit Han kendi kesesinden ödemiştir. Ama diyor donanma bu halde değildi. Donanmamızın evet gemilerimiz, harp gemilerimizin sayısı çoktu. Fakat bütün harp gemilerinin çarkçı başıları yani makina donanımının komutanı İngiliz diyor. İngiliz efendim. İngilizlerin satın aldığı adamlar falan değil. Nuhus kağıdı ile İngiliz. Osmanlı ordusundan hükümetten maaş alıyorlar. İngiliz. Demek ki diyor, donanmamız İngiliz'in elinde gibiydi. Evet. Bu çarçı başıların bazılarını muharebenin başında değiştirmek istediğimiz zaman Abdülhamit Han diyor ki bu çarçı başılarla harbe gidilemez. Nasıl olur? Bunlar İngiliz adamı. İngiliz yani bunlar. İngiliz elçisi o gün kararı nasıl öğrendiyse o gün saraya koşmuş ve bu benim yapacağım çarkçı başları değiştirme teşebbüsünün İngiltere'ye itimadımız olmadığı biçimde yorumlanacağını açıkça söylemişti. Aman ha! Haşmet vap, sakın çarkçı başları değiştirme. Sana ne? Bu gemi benim, bu ordu benim, bu devlet benim, bu koltuk benim. Ben ister değiştiririm, ister değiştirmem. Eğer siz bunları değiştirirseniz, sizin İngilizlere itimatınız olmadığı çıkar ortaya. Yok zaten. Ben size itimat ediyorum demedim ki. Bunları ben almadım ki orduya. Diye telaşla gelip bu sözleri de utanmadan açık açık söylemiştir. Hiçbir siyasi cümle dolaştırarak değil, politik bir cümle dolaştırarak değil. Öyleyse bu donanmamız, böyle bir donanmamız yok demekti. Ben de öyle kabul ettim diyor Abdülhamit Han. Çünkü bu donanma hem Fransızlarla İngilizlere bize düşman ediyor, hem savaşta bir işe yaramıyordu. İngilizler de diyorlar ki niye şey Fransızdan niye herhalde Abdülhamit Han'a elçiler hep İngiliz'den çarkçı başılar var, bizde de var. yemicilerimiz çarkçı başılarımız. Yani bu İngiliz ortaklığınız nereden diye Fransızlar bu işte serzenişte bulunuyorlar. Faydası olmayan fakat mazarratı olan bir şeyi muhafaza etmek aklın icabı değildir. Öyleyse bu donanmanın mazarratı vardı, faydası yoktu. Bunu ben niye muhafaza edeyim diyor Abdülhamid Han. Bu da akla uymaz diyor muhafaza edersem. Yani vücutta insanın bir yeri yaralanır da yara kabuk bağlayınca acık ağzı kapanıp da iyileşti miydi o kabuğu vücut atmak ister. Kaşınır edersiz orayı yolarsınız aman bu kabuk bir gitsin. Bu bu acayip bir yara donanmanın hali öyle acık bir çizikteki kabuk bağlama gibi değil. Ve karar verdim donanmayı Halic'e çektirdim ve böylece Fransız ve İngilizlere Akdeniz'de kendileri ile boy ölçüşmeye niyetimiz olmadığını anlattım. İstiyorsanız kendiniz boy ölçüşün dercesine meydana onlara bıraktım diyor Abdülhamit Han. Tartışılır mı bu siyaset? Tartışsın memleket efendim. Evet Abdülhamit Han'ın arkasından böyle kuru kuruya iftiralar etmek yerine hakikaten bu donanmanın halice çekilmesi, çekilmemesi, çekti, hapsetti, korkak beni tahttan indirirler diye. Niye korksun canım? 33 sene indirememişler ki zaten. Bir Ali Suavi kadar mermi atmışlar. O da küçük, tabanca mermisinden küçük. Daha Çırağan Sarayı'nın nöbetçi kulübesinin çıkmadan 7-8 Sasanpaşa bir mertekle, bir odun parçasıyla, tüfekle falan da değildi kafasına vurup orada işini bitirmiştir. İşte sevilen hükümdara, seven bağlıları ki bunun yakın tarihte de ülkemizde de birçok şeylerini gördük örneklerini. Böyle itaat ederse Ali Suavi gibi 200 tane hem pasını etrafına almış da yaşasın Sultan Murat diye yokuşu çıkarken daha nöbetçi kulübesinde bu dünyayı terk eden insanları bunları ihtilalden koruyan 7-8 Hasan Paşa'nın devletine bağlılığıydı. Abdülhamit Han'a değil, o Abdülaziz Han'ı çok severdi. Ondan sonra da Abdülhamit Han'a çok bağlıydı. Ve Beşiktaş Merkez Komutanı'ydı. Berber'de tıraş olurken, bu ve ilahi duyunca ne oluyor? Diyorlar ki Sultan Murad'ı tahta çıkar. Ne? Kim? Berber'e diyor bırak bırak bırak. Tıraş yarım kalıyor efendim. Hemen öndeki önlüğü atıyor geliyor nöbetçi kulübesine. Nöbetçi diyor ki aşağıdan da geliyor ekip. Şu tüfeğini ver bakayım. Kumandanım, paşam tüfeğimi veremem. Siz öğrettiniz bize diyor. Aa öyle mi peki? Nöbetçi kulübesinin yanında bir mertek varmış efendim. Dayalı duruyor. Kürek sapı gibi bir şey. Alıyor onu. Suavi'nin büyük kavuklu, küçük boylu, kafası küçük diye öyle meşhurdu. Ali Suavi'nin kafasına bir tane yerleştiriyor. Bitti. İhtilal orada bitti. Öyle ihtilal için sokaklardan adamlar gelecek, kaldı muharebeler falan filan yok. Bitti. Ali Suavi'nin kavuğunun yere yuvarlandığını gören, Filipe'den ayarladığı gariban takımı kaçtı gittiler. İşte bu devlet bağlıdır. Böyle gençlik yetiştirmek lazım. Böyle eleman yetiştirmek lazım diyor Abdülhamit Han. Bu tedbir benim bu Akdeniz'i boş bırakmam, yani donanmayı Halice çektirmem uzun süre İngilizleri ve Fransızları bizimle uğraşmaktan uzak tuttu. Buna İngiliz nasıl kızmasın efendim? Hazır Osmanlı'yla dalaşacak bir fırsat vardı. Yok. Gemi çıkamıyor Haliç'ten. Çakçıbaşı İngiliz olsun. İsterse süvarisi de İngiliz olsun. Yok. Bu tedbiri alkışlamak lazım. Buna karşılık ordunun yeni silahlarla donanmasına ve yeni harp sanatına uygun hazırlanmasına hız verdim diyor Abdülhamit Han. Büyük bir asker olan Van der Goç Paşa'yı İstanbul'a getirdim. Yarın kopacağını umduğum ve beklediğim savaşta denizlere hakim devletle bir olursam, denizlere hakim bir devletle, Almanya ile okyanusa bağlantısı var, bir olursam ordularım onun işine yarayacak, donanması da benim işime yarardı. Onun için Goç getirdim. Abdülhamit Han Goç getirdi. Goç samimiyetle Osmanlı Devleti'ne hizmet etti. Daha sonra İttihatçılar iş başına gelince Koçpaşa'yı ikinci Wilhelm Alman İmparatoru ayarlamak suretiyle 1913 senesinde tekrar İstanbul'a gönderdi. Bu sefer iddia terakkinin üst kademesinin yani silahlı kuvvetlerin komuta kademesinin çıkacak bir dünya harbine Osmanlı Devleti'nin katılması için paralar dökerek bu üst kademe adamlarına paralar dökerek ikna çalışmaları yaptı. Bu çalışmaları yaptığına dair de imparatora yazdığı iki tane mektubu belgelerle Türk tarihi mecbualarında var. Şu anda sayısını veremiyorum, var. İşte Abdülhamit Han'ın iyi niyetle getirdiği, orduyu ıslah etmeye çalıştığı Golçpaşa, iddihatçıların elinde Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hazırlayan bir hain haline dönmüştür ve yine de büyükleri de kabrinin başında her sene anma yaparlar. Niye yaparlar bilemiyorum. Koçpaşa şeyde de Tifüs'te öldü. Kut muharebelerinde. Evet. Üstelik elimde dövüştüğüm milletlerin dövüştüğüm milletin harp hilelerini çok iyi bilen bir ordum olacaktı. Avrupa'dan birini getirdim ki Onların harp hilelerini bilen birisi benim orduma itiyordu. Bu benim için büyük bir avantajdı. Abdülaziz Han'ın halinde donanma işe karıştı da onun için Abdülhamid donanmayı battal etti derler. Külliyen yalandır diyor ben Abdülhamid Han. 47. Bölümü de burada noktaladık. 48. Bölümde inşallah buluşmak üzere hoşçakalınız efendim. bir anı bir hikaye